Haber Bülteni. Türk Manoğlu Televizyonu'ndan herkese iyi akşamlar. Ana Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bültenimize geçmeden önce haber başlıklarını izleyelim. Ardından tekrardan karşınızda olacağım. Başbakan Mustafa El Kazimi, ulusal güvenlik toplantısına başkanlık etti. Bakanlar Kurulu Başkanı Mustafa El Kazimi Başkanlığı'nda dün gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu oturumunda gündem maddelerinin tartışmasına tanık oldu. Müzik Avrupa Birliği'nin Irak Büyükelçisi Martin Hood, Irak hükümetinin yaklaşan parlamento seçimlerinin belirlenen tarihte yapılmasını desteklediğini doğruladı. Daesh terör örgütünün kalıntılarının yakalanması ve enerji nakil hatlarının güvenliğinin sağlanması amacıyla Ninova ilinde geniş çaplı güvenlik operasyonu başlatıldı. Müzik Sağlık ve Çevre Bakanlığı 2 haftalık sokağa çıkma yasağı uygulama önerisinde bulundu. Kötük Şifa Önder Hastanesi'nde yatan kardeşim Olmuyor, Orada oksijenle de hayata tutuluyordu. Bir anda baktık ki hastanenin içerisine her yerine polis girdi. Koronavirüs hastaları için ayrılan Şifa 14 hastanesinde cam pazarı yaşandı. araştırmalar merkezi olarak bu işlerde bir hazırlık yapmak için Irak Türkmen Cephesi'nin seçim dairesiyle beraber. Türkmeni Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile Irak Türkmen Cephesi seçim dairesi Irak'ta yapılacak olan genel seçimlerin tartışmaları kapsamında bir seminer düzenledi. Başbakan Mustafel Kazmi Ulusal Güvenlik Toplantısına başkanlık etti. Toplantıda Bağdat'ın kuzeyindeki Tarmiya bölgesinde güvenlik durumunu ve vatandaşların güvenliğini tarif etmeye çalışan terör hücrelerini takip etme operasyonlarını inceledi. El Kazmi parlamento seçimleri yaklaşmasıyla istihbarat ve güvenlik çabalarının yoğunlaştırılmasının önemini vurguladı. Bakanlar Kurulu Başkanı Mustafa El Kazmi Başkanlığı'nda dün gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu oturumunda gündem maddelerinin tartışmasına tanık oldu. Bakanlar Kurulu toplantısında Zikar'daki İmam Hüseyin Hastanesi'nin kurbanları arasında her aileden bir kişinin teyit edilmesi için Petrol Bakanlığı'na oy verdi. فنعمل على استعادة العراق لدورة في خدمة أبنائه وخدمة كل الطيبين بهذا البلد. قمنا بإجراء تشكيل لجنة تحقيقية عن ما حدث في مستشفى الإمام الحسين. واللجنة تقريبا وصلت إلى نهاية التحقيق. وطلبوا اللجنة أن تدقق أكثر. لكي لا نظلم احد. نحن لا نفكر بالانتقام ولا انتم تفكرون بالانتقام. نحن نفكر بالعداله نبحث عن إنصاف، الانصاف يحتاج محاسبه المقصرين كما وعدتكم سوف نعلن قريبا عن نتائج التحقيق وسوف نعلن عن الحقائق مثل ما وصلوها الاخوان الساده الوزراء واعضاء الهيئات في اللجنه.

Başbakan hastane şehitlerinin aileleriyle yaptığı görüşmede şehitlerin işlemlerinin azami süratle tamamlanması talimatını vererek bu olayın ve ondan önce de İbnül Hatip Hastanesi'nin hastanedeki aksaklığı açıkça gösterdiğini söyledi. Ayrıca oturum sırasında başbakan, aday bakanlar veya nüfuzlu yetkililer tarafından seçim kampanyalarında devlet kaynaklarının kullanılması ilişkin şikayetlerin varlığını ortaya çıkardı. El Kazmi seçimlerde devlet kaynaklarının kötüye kullanıldığını kanıtlanması durumunda diğer soruşturmalar açılacak sözlerine yer verdi. Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri Hamit Elgazi, hükümetin Nasriya kentindeki En Nakam merkezini harap eden yangın olayının koşullarını araştırmak için tüm imkanlarını seferber ettiğine doğruladı. Elgazi, merkezde çıkan yangında şehit olanların ailelerini kabul ederken, Bakanlar Kurulu'nun kurbanların şehit sayılması yönünde karar aldığını belirtti. Bakanlar Kurulu Sözcüsü ve Kültür Bakanı Hasan Nazım hükümet seçimlerin ilan edilen tarihte yapılması için uygun bir ortam sağlama çabalarını sürdürdüğünü doğruladı. Nazım Haftalı konferansta yaptığı açıklamada Başbakan Mustafa El Kazmi'nin oturumunda devlet kurumlarının hükümete çalışanların kişisel çıkarları için kullanılmasına karşı uyarıda bulunduğunu söyledi. نحن نراقب بوصفنا حكومة تحاول أن توفر بيئة مناسبة للانتخابات نراقب إذا كانت هناك خروقات لقانون الانتخابات لعدالة الانتخابات تحدث السيد رئيس مجلس الوزراء بصراحة اليوم أننا بدأنا نتلمس محاولات خرق لقانون الانتخابات ولبيئة الانتخابات النزيهة والعادلة bu bu Avrupa Birliği'nin orak büyükelçisi Martin Hut orak hükümetinin yaklaşan parlamento seçimlerinin belirlenen tarihte yapılmasını desteklediğini doğruladı. Hut Avrupa Birliği'nin bağımsız yüksek seçim komisyonuna 5 milyon 500 bin avroluk teknik yardımda seçimlerin bütünlüğünü sağlamak için bir gözlemci heyeti göndermeye hazırlandığını belirtti. Türkmeni Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile Irak Türkmen Cebesi seçim dairesi Irak'ta yapılacak olan genel seçimlerin tartışmaları kapsamında bir seminer düzenledi. Önümüzdeki 10 Ekim'de düzenlenmesi planlanan erken seçimlerle ilgili toplum seçime yoğun bir şekilde Katılma çalışmaları Türkmen kuruluşları tarafından sürüyor. Seçmenlerin nabzını almak ve sandık başına göndermek için çalışmalar Kapsamında Kerkük'te bulunan Türkmeneli Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile Irak Türkmen Cebesi Seçim Dairesi tarafından bir seminer düzenlendi. Irak'ta yapılacak olan genel seçimlerin Türkmenler açısından önemi ve beklentiler adı altında düzenlenen semineri Türkmenlerin önde gelen şahsiyetleri, akademisyenler ve gençler katıldı. Semineri ile ilgili kameramıza konuşan Türkmeneli İmar ve Kalkınma Vakfı Başkanı Doktor Turhan Keten'e şu ifadelerde bulundu. Yani vakf olarak Araştırmalar merkezi olarak bu işlerde bir hazırlık yapmak için Erakbükmen Cephesinin seçim dairesiyle beraber bu, fa, bu yani paneli yapmaya e, yapmaya karar verdik Bu, bu panelde de işte genç gençlerimize buraya katılımcılara e, seç, seçimin önemini, seçim nece Ne nece seçime ne girmelidir, neler olur, nece olur, e, hardan tarihini, seçimin tarihini. Önümüzdeki Irak Türkler ilgili her afarı bizi biz buna ciddiyetle e, kucakladığımız e, kucakladı zaman ve onları var, burada şey, e, görün tartışmaya tartışılmaya e, açıldı. Ben, i̇şte burada var. gerçekten iyi bir netice de şey çıkılır. <laughs> Irak Türkmen Cebesi'nin seçim dairesinin başkanı Cevdat Züleli ise seminer ile ilgili şöyle konuştu. Bu çalışmada da özellikle gençlerimizi ve <laughs> aynı vakitte de gençlerimiz diyen erkek olsun, kadın olsun seçim kurallarını, seçim nerede, ne olacaktı ki şeyde Irak'ta, Türkmenlerin rolü bir seçimde, seçim kanunları, bunları bir gençlerimizi aydınlatıracağız. Aynı vakitte de bunları görev vereceğiz. İnsanlarımızı teşvik etsinler, seçim sandık başına parçalanan insanlarımız. Necef Valisi Luay El Yasiri şehir merkezi, ilçeler ve nahiyelerde birçok projenin uygulanmaya başlandığını açıkladı el yapmış olduğu bir açıklamada Maliye Bakanlığına bu projelerin tamamlanması amacıyla tahsis edilen fonların ödenmesi çağrısında bulundu. Vasıt valisi Muhammed El elin 60 milyar dinarı aşan ilk tahsisatın aldığını duyurdu. El yapmış olduğu bir açıklamada uzmanlık eksikliği nedeniyle birçok projenin durduğunu belirtti. DAEŞ terör örgütünün kalıntılarının yakalanması ve enerji nakil hatlarının güvenliğinin sağlanması amacıyla Ninova ilinde geniş çaplı güvenlik operasyonu başlatıldı. Irak medya muhabiri Musul'un batısındaki köylerde güvenlik teftişi ve denetimi yapmak için Ordu ve Haşi Şabi'den ortak bir kuvvetin 5 eksenli bir operasyon düzenlediğini söyledi. Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Müdürlüğü bugün Kerkük'te DAEŞ terör örgütüne ait bir mühimmat deposu bulduğunu duyurdu. Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Müdürlüğü bugün Kerkük'te DAEŞ terör örgütüne ait bir mühimmat deposu bulunduğu duyurdu. Müdürlükten yapılan açıklamada Kerkük'teki operasyon komutanlığı ile aracılığıyla doğru istihbarat bilgilerine dayanarak Vadiye El Şaya'da Daesh terör örgütü için bir konuk operasyon düzenledi. Müdürlük, Daesh terör örgütü ait malzemelerin bulunduğu bir konakta bulundu dedi. HDL Şabi Müdürlüğü bugün ayrıca Musul Valiliğinde Daesh unsurları ve aranan bazı kişileri takip etmek ve enerji nakil hatlarının güvenliğini sağlamak için bir güvenlik operasyonu düzenledi. Harekat 33. Tugay ve Harekat Komutanlığı şubelerinin katılımıyla Antipatlayıcılar 5 yönden öpüyorum başladı. 5 köyü de eş zamanlı operasyon yapıldı. Duhok'taki Amadya sınır ilçesinin yarar meclis üyesi Ömer Esorci, Türkiye'nin saldırıları sonucunda ildeki 20 köyün sakinlerinin yerinden edildiğini duyurdu. Esorci devam eden saldırılarının bu köylerin yüzlerce sakininin yerinden edilmesine yol açtığını ve bu köylerin çoğunun tarımsal olduğunu ve mahsulleri güvence altına almak için onlara bağımlı olduğunu kaydetti. Saladin ile bağlı Tuzurmağ ilçesinin batısında kapsamlı güvenlik operasyonu yapıldı. Selahattin İlna bağlı Tusurmatu ilçesinin batısında Daş terör örgütlerini takip etmek ve güvenlik ve istikrar sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığı'nın acil müdahale şubesi 3. Tugay'ı örgütün uyuyan hücrelerini takip etmek için askeri operasyonlarını yoğunlaştırdı. Engebeli alanlardan askeri birliklere ve sivillere yönelik saldırıları engellemek için Zerge, Shay ve Etçiyen bölgelerinde güvenlik operasyonları gerçekleştirildi. Acil müdahale tümeni 3. Tugayit kahramanları tarafından Daesh terör örgütünün bölgeye yerleştirdiği çok sayıda patlayıcını infilak ettiler. Yanı sıra bölgede onlarca kilometrelerde arama tarama operasyonları yapıldı. Sivil savunma ekipleri Karada bölgesinde özel bir bankanın binasında çıkan yangını söndürmeye başardı. Müdürlükten yapılan açıklamada ekiplerin çalışanları ve denetçileri tahliye ettiğini ve yangının can kaybı yaşanmadan kontrol altına alındığını bildirdi. Sağlık ve Çevre Bakanlığı iki haftalık sokağa çıkma yasağı uygulama önerisinde bulundu. Bakanlık hastanelerdeki hasta sayısının çok yüksek olması nedeniyle Ulusal Sağlık ve Güvenlik Yüksek Kurulu'na iki hafta süreyle kapsamlı bir yasa getirilmesi için bir tavsiyede bulunduğunu duyurdu. Sevgili seyirciler, koronavirüs hastaları için ayrılan Şifa 14 Hastanesi'nde can pazarı yaşandı ve orada yatan bazı hastaların hayatlarını kaybetmelerine neden oldu. Ee, bir hastanede pandemi hastasına 10 tane oksijen sarf oldu. Bu 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 kemiğe de tosköp bir kemiadde de samza göre her bir zamanda her ara çapa olduğu var. Kerkük o zaman her bir zaman inher edebiliriz. Bu konusu. Kerkük Şifa 14 hastanesinde görülmeyen duyulmayan tarzdan facia yaşandı. Ezber bozuldu. Bu sefer insanlar daha farklı şekillerde canlarından oldular. Kerkük Şifa 14 hastanesinde yatan kardeşim kronla yakalanmıştı. Orada oksijen de hayata tutuluyordu. Bir anda baktık ki hastanenin içerisine her yerine polis girdi. 27 Temmuz saat 21 civarlarında yaklaşık 100 hastanın oksijene bağlı olduğu Şifa 14 Hastanesi'nde oksijen tükenip kesildi. Hastalar perişan oldu. Baktık hastanın her yerine kutlarla oksijen üzerinde bağlıydılar. Oksijenler ne geldi, neden dağıtıldı, yani bize anlatıldı. Sonra baktık hastalar yükselmeye başladı hastalardan birisi oradan bir mahnı oksijenini getirdi. Oksijen tabi sentralden geldi, merkezi ee, ne için oksijen bitiri İddialara göre oksijenlerin tükendiğinden bir haber olan sağlık ekipleri son anda bu durumu fark etmişler. Vurdum duymazlığın sonucu ise ölümle sonlandı. Bir an geldi, bir an geldi, bir an geldi, bir an geldi, bir var mı özüm dedim hemen efendim. Dedim oksijen var dedi dedi var. Kadir var, kadir var, bu sifat cihazı dedi var. Biz de saat hastaneye girdik. Tabii indirimiz daha yolda hayatı kaybedenler de oldu. Oksijen biten, çok tehlikeye gelenler de oldu. Bunun böylesi yok dedirtti. Hastaların tek yaşam sebepleri olan oksijen, Şifa 14 Hastanesi'nde kesildi. Diğer yağları gönderen arkadaşlar, diğer bizim kabrimiz yoktu. Yedin ülke açıklıkta gönderdi sizi, suç üç Bir de çok sağlık kalınlıkla davranıyor oradaki insanlar. Bu doktorlar, bu kadrolar. Sanki hayat hayat, insan hayatıyla ilgilenmiyorlar. Olayı en yakından yaşayan gazeteci ve yazar Mehmet Haşim Salih'i kardeşini nasıl kaybettiğini tüm şeffaflığıyla anlattı. Kardeşimin gönü çok mesele etti. Sipap cihazını şarkı bilmediler. Böyle bir saat mukadresinde bizim bu dairede mutlaka bir kadir milletimiz gibi oldu. Yani, 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 ziddir, ya, orada, ya, yani haydi, kadar bu çok hedon çantili kardeşim. Ee, orada 10 kilo, 10 kilo kardeşim, 6 kaybetti, doyum hangi hastalar imkanı yaptı nakla 30-35 civarında nakla ettik Tek cümlesi sonunda bana bu cümlesi. Abi dedi suçumuz günahımız ne? Bu son cümlesi dedi. Çaresizce sevdiklerinin ölümünü izleyen vatandaşlar hastalara nefes olmaya çabaladılar. Ancak bütün uğraşlar sonucu yaklaşık 5 kişi hayatından oldu. Mine Salihi, Türkmen TV, Kertürk. Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki günlerde ülkedeki hava durumu tahminlerini açıkladı. Müdürlük önümüzdeki hafta sıcaklık derecesinde düşüşün yanı sıra çok gürültülü sağanak yağış olması beklendiğini açıkladı. Dusurmatu ilçesindeki tarımsal alanları sulama suyunun olmaması ve çalışan insan gücünün az olması bahanesiyle gitgide durum kötüye gidiyor. Dusurmatu ilçesinde tarımsal alan geçtiğimiz yıllarda ilçeyi etkileyen birçok olayın sonucu olarak kimsenin umduğu seviyede değildir. Sulama suyunun olmaması ve tarımın başarılı olması için çalışan insan gücünün varlığını bahane edilerek yeşil alanların birçoğu konut haline getirildi. Bu durum bir yandan gıda üretimini diğer yandan ise gıda güvenliğini olumsuz etkiledi. Tarım bu nedenle sınırlı kaldı ancak bu da topluma herhangi bir fayda sağlamadı. Yeşillerin faydası bilsen ne der? Ee, şeyde e, cevda gaz hidrojen ve gaz oksijen bunlar şeyde yani cevda mutavaffirler bunlar çok sıcak şeydi gazdı yandırı yani şey e, mesela böyle kuru nefes çekse sahrada bakarsan sıcaklık hissedersen nefes de alanday bir nefesi tenge ol. Ama bakçalık içinde bakarsan çok ısrahat etsen böyle öz ısrahatı da nefes alsan. Aa, sebep ne hadi? O yerdeki ağaç olanda o yerde ağaç olanda bu nebatat nedir ee, şeydi teneffüsü tane oksidil karbonda. Aks başardı. Aks başardı. Tane oksidil karbon teneffüs eder, oksijen verir bize. Bir yol oksijen murattab verir bize. Yani öyle e, şeyli oksijen, yani rütubatlı oksijen. Rütübatlı oksijenin faydası sırahat eder cisim. bak kalmadı Hapsı, hapsı e, şeye döndü. Yani dama döndü, dam, arasaya döndü, şeye döndü. Yani. Türkmen Uydik kanalı tarımsal alanların son durumlarını ekrana yansıtmak için tarım arazilerinde hazır bulundu. Sadece arpa ve buğda gibi kışlık mahsullerin yetiştirilmesine bağlı sebze ve yazlık mahsullerin olmadığı bölgede Binlerce dönümle karşılaştığımızda üretimin düşük olduğunu özellikle batı ve güney köyleri gibi ilçeyi bitişik bölgelerinde %75 azaldığını görüyoruz. Vatandaşlar ve dükkan sahipleri Kifri, Kerkük ve Diyale gibi komşu illerden gelen çiftçilerin ürettiği ürünlere bağlı kaldıklarını görüyoruz. Duz bundan evvel onlarca, yirmilerce şey var idi özünde, bostan var idi. Kalmadı, şimdi bu kalıptı. Kalmağını da neden işlendiririm sana. Çünkü babamızdan, kocamızdan kalıp ki burada çok tert döktüler. E, vaktinde uslu keslerdi. Cereyden, evden cereyden uslu getirdik, su vardı gözünü. Affedersen hayvan üstünde, eşek üstünde cereyden uslu getirirdik su vardı gözlerini. Biz kurumasını. Şimdi e, indi işte e, zeytinimiz var. Zeytin, nar, kurma ağacı. E, Gögelenlik de karık kışlı, yazlık... Burada oyundan yüzden meşgul işte. O, o, suyumuz da kalmadı. Evvel Aksu'dan o su gelirdi. Başarık'tan, Başarık vasıtasıyla suyumuz ulaşırdı bura. Şimdi kuyudan, kuyu kazdık. Çünkü o kalmadı, Aksu suyu kalmadı. E, ulaşmıyor bize. Onun için kuyu kazdık. Şimdi onun vasıtasıyla su işte bostanımızı idare ettirdik. E, herkes bir ağacı, iki ağacı O geçen e, bağları Taviz olunmaz ama onu yarsın gene taavize dağın. E, agaç olsa bilsen her agaç nancana oksijen verir memlekete, cana tane oksijen karbonu şey eder, e, itlaf eder. E, onun için bak bakbostan olmasa, agaçlık olmasa bir memleketin havası pek olmaz. Altın bugün zayıf doların desteğiyle yükseldi. Ancak değerli metal yatırımcıların ve karşı devletleri istihdam verilerinden iş gücü piyasasının toparlanması ilişkin göstergeleri beklemesiyle dar bir aralıkta kaldı. Altın bugün zayıf doların desteğiyle yükseldi ancak değerli metal yatırımcıların ABD istihdam verilerinden iş gücü piyasasının toparlanmasına ilişkin göstergeleri beklemesiyle dar bir aralıkta kaldı ve altın spot işlemlerinde 0.5.19 GMT itibariyle %0.2 artarak 1813.31 dolara yükselirken ABD altın vadeli işlemler %0.1 artışla 1816 dolara yükseldi. O anda Asya Pasifik baş piyasa analisti Jarfi Hali altının bekle ve gör modunda olduğu söyledi. Altın fiyatı hareketli tutarlı olmaya devam ediyor ancak piyasal olarak olumlu ve bence bu ileride daha fazla kazanıma işaret ediyor. 100 ve 200 günlük hareketli ortamlar yaklaşan bir kırımıyla işaret ediyor. Ve Cuma günü açıklanacak ABD verilerin bir katalizör olacağını düşünüyorum. İş işlenmesi konusunda uzman olan ve bugün temsil edilecek ABD Ulusal İstidam Raporu Cuma günü açıklanması beklenen ABD istidam verileri için zemin hazırlayabilir. İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi işgal altındaki Doğu Kudüs'ün eski şehir bölgesinde bulunan Mezcidi Aksa'nın avlusuna girdi. İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi işgal altındaki Doğu Kudüs'ün eski şehir bölgesinde bulunan Mezcidi Aksa'nın avlusuna girdi. İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi... İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eskişehir bölgesinde bulunan mescid i Aksa'nın avlusuna girdi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin yapılan yazılı açıklamada 106 fanatik Yahudinin mescid i Aksa'nın güney batısındaki El Mariba, Faz kapısından haremi i Şerif'e baskın düzenlediği belirtildi. İsrail polisinin korumasındaki Yahudi grubun haremi i Şerif'in avlularında dolaştıktan sonra mezcidi aksadan ayrıldığı kaydedildi. Fanatik Yahudilerin öğleden sonra da baskınları sürdürmesi bekleniyor. Harem-i Şerif'e fanatik Yahudilerce düzenlenen bu tür baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor. Beyrut Limanı patlamasının birinci yıl dönümünde politikacıların olayı siyasi olarak istismar etme suçlamalarını sürüyor. Beyrut Limanı patlamasının birinci yıl döneminde politikacıların olayı siyasi olarak istismar etme suçlarını sürüyor. Lübnan Meclis Başkanı Nebih Beri, liman patlamasının yol açtığı ulusal yaranın gerçeğin farkına varılmadıkça tüm gerçekler veya Eksikler ortaya çıkmadıkça iyileşmeyeceğini söyledi. Beri açıklamasında adaletin, yargının bağımsızlığı ve anayasaların uygulanmasında yer alan bir hak olduğunu vurgulayarak şehitlerin davasını ve kanların nefret dolu siyasi seçim veya mezhepsel değerlerin üzerine çıkarmak gerektiğini bildirdi beri siyasi ve yasama konunun ne olursa olsun adaletten yana olduğunu belirterek patlamaya sebep olan ve başkent Beyrut'ta ölümlere yol açan Amonyum nitratların kimler tarafından getirdiğinin bilinmesi gerektiğini vurguladı. Lübnan Eski Başbakan Sad Hariri Beyrut Liman'da geçtiğimiz yıl yaşanan patlama ilişkin şeffaf bir uluslararası soruşturma çağrısında bulunarak adaletin siyasi dualarından ve siyasi yatırımlarından kurtarılması çağrısında bulundu. İtfaiyecilerle bir karşı ile Güney Kaliforniya ormanlarını kasıp kavuran yangınları durmaya devam ediyor. Eyalet itfaiyeden yapılan açıklamada uçakların yangını kontrol altına almaya yardımcı olan malzemeleri püskürtüğünü belirtti. Ayrıca yangının dağılmasından sıcak hava ve rüzgarın neden olduğunu açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni tip koronavirüs COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saate 571 artarak 614.329'a yükseldi. ABD'de yeni tip koronavirüs COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saate 571 artarak 614.329'a yükseldi. Ons Hopkins Üniversitesi'nin değerlediği verilere göre Virüs buluşlarının sayısı 35.243.495'e ulaştı. Son 24 saatte ölenlerin sayısı 571 artarak 614.329'a çıktı. Kaliforniya 3 997 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu elayeti 3 milyon 172 bin aşkın vakayla Texas ve 2.634.000'den fazla fazla vakayla Florida izledi. Virusa bağlı can kaybı sayısı bakımından Kaliforniya 64.598 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı New York'ta 53.670, Texas ise 53.395 olarak kayıtlara geçti. ABD COVID-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre yetişkin nüfusun %70'i en az bir doz COVID-19 aşısı oldu. Şimdi haber başlıklarını tekrardan hatırlayalım. Başbakan Mustafa El Kazmi ulusal güvenlik toplantısına başkanlık etti. Bakanlar Kurulu Başkanı Mustafa El Kazmi başkanlığında dün gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu oturumunda gündem maddelerinin taş çırpmasına neden oldu. Avrupa Birliği'nin Irak Büyükelçisi Martin Hood, Irak hükümetinin yaklaşık parlamento seçimlerinin belirlenen tarihte yapılmasını desteklediğine doğruladı. Dış terör örgütünün kalıntılarının yakalanması ve enerji nakil hatlarının güvenliğinin sağlanması amacıyla Ninova ilinde geniş çaplı güvenlik operasyonu başlatıldı. <laughs> Sağlık ve Çevre Bakanlığı 2 haftalık sokağa çıkma yasağı uygulama önerisinde bulundu. Kerkük Şifa 14 Hastanesi'nde yatan kardeşim kronu yakalanmıştı. Koronavirüs hastaları için ayrılan Şifa 14 Hastanesi'nde can pazarı yaşandı. Araştırmalar merkezi olarak bu işlerde bir hazırlık yapmak için Irak Türkmen Cephesi'nin... Türkmeni Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile Irak Türkmen Cephesi seçim dairesi Irak'ta yapılacak olan genel seçimlerin tartışmaları kapsamında bir seminer düzenledi. Böylelikle bültenimizin sonuna geldik. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.